Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay tarafından onanan cezası ile ilgili bütün milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Parti binası önünde bir basın açıklaması yaptı. Kaftancıoğlu'na Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Hemen ardından da altılı masada yer alan diğer liderlerden de destek mesajları geldi. AK Parti'den de konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Merhaba, nasılsınız? Kolay gelsin. Arkadaşlar, sosyal mesaj. Yargıtay 3. Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezasını onadı. CHP'liler Kaftancıoğlu için il başkanlığında toplandı. Boşaltmanı isterdim. Şu alanı tamamen boşaltacağım. Kaftancıoğlu, Yargıtay'ın kararını Ankara'dan İstanbul'a gelirken öğrendi. İlk mesajını da yolda verdi. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak eden, arayan, soran... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan çağrı yaptı. CHP'li tüm milletvekillerinin İstanbul İl Başkanlığı'na gitmesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla CHP'liler il başkanlığının önünde toplandı. Akşam saatlerinde kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu kısa ve sert konuştu. En karanlık anın şafağa en yakın zaman olduğunu biliyoruz. Hep birlikte seslendiriyoruz. Canan yüreklidir. Canan cesurdur. Canan bizimdir. Herkes duysun. Kaftancıoğlu'na destek veren CHP lideri İstanbul'da miting yapacaklarını açıkladı. 21 Mayıs günü Bursa'da miting yapacaktık. Buradan duyuruyorum, artık mitingin adresi Bursa değil, artık İstanbul'dur. İstanbul'da yapacağız. Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasına ve yapılan açıklamalara AK Parti'den ilk tepki de parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Bu dosyanın için ne ben bilirim ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetçileri bilir. Daha karar yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyadan tuttular. İşte Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi, partimizi suçlamaya çalıştılar. Çelik, bu mesele hukukçuların konuşacağı bir mesele dedi. Bazıları yargı kararını beğenir, bazıları beğenmez. Ama şöyle bir adete döndü bu iş. Nerede bir yargı kararı çıksa hemen bunu Cumhurbaşkanımızı hedef gösterecek, kabinemizi hedef gösterecek şekle sokuyorlar. Bu mantıksız bir şey. Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına altılı masadaki liderlerden de tepki geldi. Sosyal medyada paylaşım yapan liderler Kaftancıoğlu'na destek oldu. İYİ Parti lideri Meral Akşener paylaşımında "O sandık gelecek, bu vesayet bitecek." diye yazdı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimli izledi. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da tweet attı. Adalet bir gün herkese lazım olur ifadelerine yer verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da demokratik siyaseti hedeflemiştir derken Demokrat Parti lideri Uysal ise kararı eleştirip geçmiş olsun mesajı paylaştı. Merhaba, nasılsınız? Kolay gelsin. Arkadaşlar, sosyal...